hocam. Tabii az önce belirttiniz işte Ramazan ayında dirençli ve bağışıklık sistemini güçlendirici gıdalar tüketmeli dediniz. Peki kalp hastamız orucunu tutuyor. Bağışıklık sistemini güçlendirici neler tavsiye edersiniz? Tabii ki ilacını içecek. Sizinle kontrol halinde, sizinle kendi bir iletişim halinde ki siz hep hastalarınız da öylesiniz biliyoruz. Nasıl bir bağışıklık sistemini güçlendirici bir liste tavsiye edersiniz? Şimdi bağışıklık sistemini güçlendirici özel bir tavsiyeden ziyade genel olarak dengeli bir beslenmedir önerimiz. Bu hem kalp sağlığı için hem de bağışıklık sistemi için. Sağlıklı beslenen birinin zaten bağışıklık sistemiyle ilgili özel bir hastalığı yok ise bağışıklık sistemi sorunu da yoktur aslında. Bizim sebze, meyveyi barındıran, karbonhidrattan mümkün mertebe daha fakir, protein ve daha çok sebze meyve ağırlıklı beslenme aslında çok basit bir özettir ve hem bağışıklık sistemi açısından hem kalp sağlığı açısından son derece yerinde bir beslenme alışkanlığıdır. Genellikle insanlarda hastalarımız veya sağlıklı bireyler gördüğümüz yanlış beslenme alışkanlığı ya da oruçtaki yanlış bir davranış şekli diyeyim. Evet, orucun bitiminde, iftar saatinde esas orucun incelikleri iftar saatinde belli oluyor. Burada uzun bir süre açlık ve susuzluğu takiben hızlı bir şekilde karbonhidrat ağırlıklı veya yağ ağırlıklı bir iftar menüsü hastalarımızın hem kalp yetmezliği olanlar için hem de yüksek tansiyon damar hastalığı olanlar için kalbe oldukça yüksek bir yük binmesi anlamına geliyor. Bu çoğunlukla özellikle sınırda olan hastalar için ciddi sorunlara yol açıyor. Bu kalp yetmezliğinin tetiklenmesi ve akciğer ödemi dediğimiz tabloyla acil serviste sonlanabilir bu iftar menüsü. Veya hiç istemediğimiz kalp krizinin tetiklenmesi şeklinde bir tabloyla sonuçlanabilir ya da yine istemediğimiz hipertansif atak, tansiyonun işte 20'lere veya daha üzerine çıkmasıyla neticelenebilir. Dolayısıyla bizim ve genel olarak uzmanların iftar için önerdikleri öncelikle bir çorba gibi hafif bir başlangıç, daha sonra bir dinlenme, kan şekerinin dengelenmesi, mide bağırsak sisteminin aktive olması neticesinde bir yarım saatlik bir sürenin sonunda da ana yemeğin tüketilmesi ve miktarlarında elbette açlığımızı bastıracak kadar. Çünkü öyle bir şey ki açlık duygusu kişiden kişiye değişebiliyor. Tokluk hissi kiminde 15 dakikada oluşurken kiminde 1 saat sonra oluşabiliyor. Dolayısıyla ara vermek bu tokluk hissinin oluşması için vücuda bir zaman tanıyor. Biz tokluk hissi için mide bağırsak sistemimize ya da vücudumuza bir süre tanımamız lazım. Onun için öncelikle açlığımızı kırıcı hafif bir çorba veya benzeri bir gıda ile başlayıp akabinde yarım saat 45 dakikalık bir aranın ardından normal yemeğimizi, ana yemeğimizi yer isek abartılı bir akşam menüsü ya da iftar menüsü tüketmemiş oluruz. Bu bizim için son derece sağlıklı olur. Onun için zamanlama çok önemli. Sahur için konuşmak gerekirse de sahurda biliyorsunuz daha hafif. Yani. Genel olarak insanlar arasında da bu bilinç oluşmuş. Evet. Özellikle tuz gibi su ihtiyacını artıran gıdalardan, tuzlu gıdalardan uzak durmak amaçlanır. Yoğurdun mesela mutlaka sahurda bulunmasını öneririz. Onun dışında salatalık, domates gibi nispeten su sağlayıcı ama su tüketimi olmayan gıdaların tüketimini öneririz. Onun dışında çay, kahve gibi nispeten diüretik yani vücuttan idrar yoluyla su atışını artıran
uyarıcı içeceklerin de normalde içilmemesini öneririz. Hem bu sahur sonrası uyku kalitesini bozduğu için hem de az önce belirttiğim gibi vücudun sıvı dengesine olumsuz etkileri nedeniyle çok çay kahve tüketimini tavsiye etmiyoruz.